Evet Aktan, bölgede az önce arama faaliyetlerinin başladığını öğrendik. Yaklaşık olarak 5-10 dakika önce aramalar yeniden başladı. Sabah itibariyle bölgede tipi ve fırtına vardı. Şu an itibariyle de bölgede tipi ve fırtına var ama kurtarma ekipleri sabah itibariyle bu noktaya kadar gelmişlerdi. Buradan öncü bir ekip göndermişlerdi. Bölgede inceleme yapılamayacağına, kurtarma çalışmasının yapılıp yapılamayacağı kararlaştırılmıştı ama o bölgede, Çığ bölgesinde, buradan yaklaşık olarak 30 kilometre ileride bulunan Çığ bölgesinde hava şartlarının biraz daha iyileştiği yönünde bilgi alınmasının ardından 5 dakika önce o bölgede arama faaliyetlerinin başladığı bilgisi geldi. Öte yandan burası Görentaş Köyü, hemen köyün yakında bulunan karakolun önünde askerler yola çıkmış durumda. Çığ bölgesine kimsenin geçişine izin vermiyor çünkü bölge riskli. Bölgede diğer yerlerde de çığ riski var. Bu nedenle jandarma yolları tutmuş durumda. Tipi ve fırtına bölgede etkili olmaya devam ediyor demiştik. Bugün kurtarma çalışmanın 4. günü. Meydana gelen 2 çığ felaketinde 41 kişi hayatını kaybetmiş. 84 kişi ise yaralanmıştı. Yaralıların hastanedeki tedavileri devam ediyor. Bölgede çığ altında kaldığı düşünülen bir itfaiye erinin olduğu düşünülüyordu. İşte o itfaiye erini bulmak için dün yoğun bir çalışma başlatılmıştı ama bu gece saatlerinde tipi ve fırtına nedeniyle o çalışmalara ara verilmişti. Bu sabah itibariyle de çalışmalar tipi ve fırtınanın etkisi nedeniyle biraz geç başlası, yaklaşık olarak 10 dakika önce başladığını söyleyebiliriz. Normalde çalışmalar 06'da başlıyordu. Yani sabah 6'da başlaması gerekiyordu ama kar ve tipi etkisi nedeniyle bölgede çalışmalara başlanamadı. Bölge dediğimiz gibi şu anda tipi ve fırtınanın etkisi altında. Hemen şöyle kameraman arkadaşım dönerse bu bölgeye doğru, dönerse bu yöne doğru, işte bu yönde gördüğünüz gibi tipi ve fırtınanın etkisini görebilir. İşte buradan yaklaşık olarak 30 kilometre ileride çığ bölgesi var. O çığ bölgesinde arama kurtarma faaliyetlerinin başladığı bilgisi geldi. Yaklaşık olarak 10 dakika önce bir itfaiye erinin olduğu düşünülüyor. İşte o itfaiye erine ulaşmak için yoğun bir çalışma başlatıldığını belirtebiliriz. Yollarda kar vardı. İlk olarak karayolları ekipleri bölgeye geldi. Bölgede temizlik yaptılar. Tuzlama çalışması yapıldı ve tuzlama çalışmasının ardından ise bölgeye giden öncü kuvvet, öncü ekip orada kurtarma çalışması yapılabilir onayının ardından bölgeye kurtarma ekipleri yeniden sevk edildi diyelim ve sözü buradan size bırakalım.